Selam dostlar. Bugün Crusader Kings 3'te Osmanlı Beyliği olarak oynadığımız seriye kaldığımız yerden devam edeceğim. Videoya başlamadan önce sizden her zamanki gibi ufak bir ricam olacak. 1000 aboneye ulaşmama yardımcı olmak için 3 saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basarsanız ve abone ol butonunun yanındaki çan resminden bildirimleri açarsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İlk önce şu padişahın kıyafetlerini de bir değiştirelim. Padişaha uygun kıyafetleri olsun. Bu şekilde gayet iyi duruyor. Ama adam ölecek zaten yakında. 70 yaşına gelmiş neredeyse. Oğlu geçecek başa. Aynen hastalandı bile. Yaşlılıktan gidiyor adam. O sırada bir skill geliştirdi. Bakalım bir isyan planı falan var mı? Var. Kim bu? Yeni fethettiğimiz yerdeki adam isyan etmek istiyor. Bunun yerini oğluyla değiştirebiliriz. Bunları dinlerini değiştirmeye zorlayabiliyoruz. Yapalım dinlerini değiştirsinler. Bir de ajan gönderelim şuraya bir tane. Tamam, herifi Müslüman yaptık. Bir de bir suikast planı hazırladık. Ne oldu şimdi? Ha, ortaya çıktı bizim bu suikast planımız. Bir event geldi. Oğlumuz bize kuş hediye ediyor. Bu kuş da bize avlarda başarılı olma şansı veriyor ama alalım, yine de çok bir işimize yaramayacak. Adam bize bir balta yapmış. 400 gold istedi bunun karşılığında. Bizim atabeylerimizden birisi de yapılan diğer artifact için 15 altın verecekmiş ve daha iyi yapılmasını sağlayacakmış. Bir hediye veriyor bize. Karımızdan gelen bir eventle de 150 prestij kazandık. Şu diğer karakteri de ikna edelim. Suikasta yardım etmesi için. Alexios'a da bir para verelim. O da yardım etsin. Atabey İshak kortumuza katıldı. Bağlılık yemini ediyor bize. %89 arttıracak 115 gold karşılığında. Verelim parayı, gelsin yardım etsin bize. Şu baltayı koyalım buraya. Artı 3 askeri güç veriyor bize. Diğer trinketleri de yerleştirelim. Bir tane taç yaptırsak aslında güzel olabilir. Halil'i de bizim bu eserlere bakan herif olarak ayarlayalım. Bir tane de artifact yaptırabiliyoruz. Ne yaptıralım? Taç yaptıralım bir tane ya. İyi, şöyle güzel bir tacımız olsun. Bizim herif zaten gidici, hiç eğitim aldırmamıza gerek yok. Sal gitsin. Vasallarımızı etkileyecek bir taç yaptıralım. Gücümüzü göstersin iyice. Tamam, ölmeye başladı herif. Ölüm triplerine giriyor. 250 dindarlık alalım, onu kullanırız. Aslında yeni bir din de oluşturabiliriz ama gerek de yok şu an. Şu kültür değiştirmeye devam edelim. Mesela nerede değiştirelim? İznik'te bir kültür değiştirelim. Bursa'yı Türk yapmışız. Ahmetler diye şehir yapmışlar. İsmini değiştirelim ya, başka bir şey olsun. Ama Ahmetler olarak kalsın ya. Bir nişan yaptırmamızı istiyorlar. Bizim kızla, pardon, bizim oğlanla, hastalıklıymış oğlan zaten. Tatar bir tane gelinle nişan yaptırıyorlar. Yapalım, 800 prestij alıyor. Bir tane holy order yapabiliyoruz. Headquarter'ı değiştirelim. Brigi olsun headquarter'ı. Veya Katyam denen yer olsun. Yapalım holy order'ı. Güzel. O civaniyi de öldürelim. Tamam, ayrıldı o isyandan. Sadece köylüler var. Şuradaki köylüler de kültürünü ve dinini değiştirdiğimiz için isyan ediyor. Oo, çok güzel bir kılıç yaptılar bizde. Orhan'ın hançeri diye. Bir tane de regalia yapmak istiyorlar bizim için. Bunu da yaptıralım. Adam ta yukarıdaki isyana yardım etmemiz için çağırdı ama gidemeyeceğiz oraya. Şu Eretna'yla da savaşabiliriz. Anadolu'yu tamamen almak için hazır claimlerimiz varken bütün hak iddia ettiğimiz yerleri alabiliyoruz. Açalım savaşı. Şimdi iki ordumuz var. Birinin kumandanı biziz. Birininki de oğlumuz. Başkentleri neresi? Birini başkentine göndereceğim orduların. Diğerini de fetihlere göndereceğim genel olarak. Adamın ordusunu yakalayalım gidip. Kuşatma yaptırmayalım herife. Tamam, yakaladık. Birini de esir almışız. Kimdir bu? Ha, bize alakalı değil. O diğer savaştan geldi. Atabey İlyas'la da arkadaş oluyormuşuz. Zaten ilişkimiz neredeyse 100 olacak onunla. Yapalım. Şu herifin ordusunu da tamamen imha edebilirsek. Herif kaçtı ya hapishaneden. Nereye gidiyor ya? Heh. Şöyle yakalarsak bunu işini bitiririz. Tamam, çok güzel. Bir tane de artifact ele geçirmişiz heriflerden. Tacımız da bitmiş. Tacı adamdan mı aldık acaba? Galiba heriften çaldık tacı. Herifin kendine ait topraklarını ele geçirelim. Şu tabiyeyi alalım mesela. İsyancı da bir tane vuralım. Bizim işgal edeceğimiz yerleri almasın. Konseyde boş pozisyon varmış. Buraya şu vasallardan birini koyabilir miyiz? İyi bir ekonomi gücü olan var mı? Rezalet hepsinin ekonomisi ya. Şu Atabey Halil'i atayalım. Nerede? Atabey Halil burada. Verelim Atabey Halil'i. Savaşa birilerini çağırabiliyormuşuz. Hanedan üyelerimiz ama gerek yok. Bir de Kapadokya Düklüğü title'ını oluşturabiliyoruz. Onu da yapalım. Bu kimin şeyi? Ha, bir tane esirimiz var heriften. Esir karşılığı aslında takas da yapabiliriz. İkinci seçeneği seçelim. Bu şekilde yapacağı artifact'in kalitesi artacak. Şu isyancıları bastıralım. Sonra herifi yakalayalım. Ha, bu şeyi de kuşatmayı da devraldık. Güzel. Çok iyiyim. Herif yaralandığı için bizi suçluyor. Toksik bir şey söylemiş toplum içerisinde. Başlayalım herif ama 100 dindarlık kaybediyoruz. Diğer seçenekte çok daha kötü oluyorlarımız. Gerek yok. Organize ilerleme skillini açalım.
Savaştayken de işimize yarar. Şu herifi de durduralım tekrar. Güzel. İki artefaktimiz daha var. Şunu kullanalım. İkinci nereden? Bu Royal Court için. Güzel. Bunu nereye koyalım? Bu da güzel bir prestij kazandırıyor bize. Ve vasallarımızı aramızı biraz iyileştiriyor. Bu Kapadokya düklüğünü oğullarımızdan birine verelim. Kime verelim? Şu ikinci oğlumuza verelim. Acaba varis olarak bu ikinci oğlumuzu mu atasak? En büyük oğlumuz olduğu için varis. Diğer oğlumuzu öldürtmemiz gerekebilir. Kendi oğlumuzu da öldürtemiyoruz. Mirastan mahrum bırakabiliriz. Ama 400'de legitimesi kaybediyoruz. Hiç gerek var mı? Yapmayalım şimdilik. Zaten bu savaşta mamaşta bir şekilde gider. Burayı işgal ettik. Şu kalan topraklarını da işgal edelim. Herifin ordusunu da kovalayalım. Bir türlü bitiremedik ordusunu. Yakaladık herifi. Umarım biter bu sefer. Tamam, bitirdik herifi. Bunların bu kralları nerede? Niye burada bu herif? Yakalayamadık mı? Tamam, bitirdik. İsteklerimizi kabul ettiriyoruz. Tamamdır. Anadolu'nun çoğunu ele geçirdik şu an. Orduları dağıtalım tekrar. Buralar kalsın bizde şimdilik. Bunları belki ileride veririz birilerine. Şimdi bazı yerlerde kontrolümüz düşük. Kontrolü arttıralım. İlk önce yeni aldığımız yerlerde arttıralım. Sonra da diğer iç kısımlarda arttırırız. Şu Zengibar Kalesi'ni de arttıralım biraz. Prens Hasan başkasına inherit oluyormuş. Bu Prens Nayoğlu öldürse gene kaybediyormuşuz. Bununla bir evlilik yaptıralım. Kimi evlendirebiliriz ki? Torunlarımızdan birisini. Kendisinin varisi yok mu ya? Şimdilik bekleyelim ya. Şu diğer rejimentlerimizi de koyalım. Station edelim yani. Kasabalarımıza yerleştirelim. Sipahileri diğer yeni topraklara atacağım bunları. Tamamdır. Bu şekilde hepsini yerleştirdik. Bir av ayarlayabiliyoruz ama şu an o kadar paramız yok. Onunla uğraşmayacağım. İki tane komşuyu da vasallaştırabiliyoruz. Onları da devletimize davet edelim. İki tane de tutsağımız var. Onları da fidye karşılığı bırakalım. 750 gold da biriktirip Turkish Empire title'ını claimleyelim. Bu şey de istiyormuş. Tutsağı da para ödemek istiyormuş. Tamam, ona da verelim. Tamam, artık iyice büyüdük zaten. Her yerden para yağıyor. Birazdan da Bizans'a dalacağız tekrar. İlk önce dediğim gibi o title'ı yaratalım. Ama bir Bizans'a gidip yağma yapalım ya. Ordunun kalanı nerede? İkiye bölelim orduyu. Bir kısmı İstanbul'a gitsin. Bir kısmı da Rumeli'ye. Biraz para toplayalım heriflerden. Burayı yağmalayamıyoruz. Zaten yağmalanmış sanırım. Ama şurası yağmalanmamış. Şu dıştaki küçük kasabaları yağmalayalım hemen. Burada da bir şey yok. Şu Trianopolis de var mı? Bizim bununla barış anlaşmamız devam ettiği için galiba yağma yapamıyorum şu an. Salalım bu herifi. Bunlar ne? Arap mı bunlar? Gidip Arapları yağmalayalım ya. Veya Ermeniler var burada. Onları yağmalayalım. Din değiştirme görevini bitirmişiz. Onda da şu canların içindeki Hristiyanları değiştirelim. Bunlar da Ermeniymiş aslında. Bunları da komple bir yağmalayalım ya hepsini. Sen Trabzon'a git diyeceğim. Trabzon'un içinden geçmişler. Ama başkenti yağmalanmamış. Bunların da başkenti yağmalanmamış. Bu zaten sınır beyliklerimiz sanırım gidip sürekli yağmalıyorlar. Title yaratabiliyoruz şimdi. Ha, şu herifi de vasal yapabiliriz. Onu da yapalım. Ve Türk İmparatorluğu title'ını verelim kendimize. İmparatorluğa yükseldik artık. Sırada bir kaldı İstanbul'u almak. Şu toprakların hepsini yağmalayalım. Hiçbir şey bırakmayalım. Memlüklerden de rehine isteyebiliyoruz. Bize savaşı açmayacaklarını garanti etmek için rehine verecekler. Bir tane çocuğumuzun da koruyucusu yokmuş. Bir şövalyemizi koruyucu olarak atayalım. Diğer çocuğa da aynı şövalyeyi atayalım. Bu şövalyemize bir varis bırakalım. Başka varisi olmayan var mı? Var bir tane daha. Onun için de bir varis arayalım. Bu herif kimmiş ya? Bu adamdan ne kadar vergi alıyoruz? 3.6. Onu kesmeyelim hiç bundakini. Çok fazla da güçlü vasalımız oldu. Yan planı falan tamam yokmuş. Rehinemizi aldık. Bir tane de artefekt almışız. Aa, güzel bir artefekt aldık. Şunu yerine koyalım ya. Daha iyi sanki. Tamam, devam edelim yağmalarımıza. Şurada 50 gold varmış. Orayı yağmalayalım. Buradaki yağma bitmiş. Diğer şehirleri de alalım. Bizans İmparatoru bana 200 gold veriyor. Oğlu mu bu? Ney? Yok, Bizans İmparatoru da değil. Bu nerenin kralı ya? Roma İmparatoruymuş, tamam. Niye bize para veriyor? Bu çocuğun ne claim'i var ki? Trabzon İmparatorluğunda, Kaledya'da falan her yerde claim'i var bunun. Aslında bunun ederi ve oğlunu öldürüp bu çocuğu da vassalımız yapma karşılığında tahta geçirebiliriz. Dur, vermeyeceğim şimdilik çocuğu. Şimdi şu çocukla bir anlaşma yapalım bu çocukla ya. Çok zayıf oluyor ama olmaz. Bu karakter kim? Necisin abisin? Bu da Trabzon'la alakalı birisi. Bu şövalyelerden birinin eşi bu. Bunu ne kadar para veriyor? 50 gold. Tam 50 gold karşılığı salalım bunu. Çok soylu biri değil zaten. Bu kim peki? Aynı karakterin. Aa, bunun torunu bu. Aslında bunu kortumuza alalım. Sonra bunu evlilik yoluyla falan bu şeylerini claimleriz. Hak iddialarını. Bu kim? Basit bir herif bu. Yani ne işe yarıyor? Neyi var bu herifin? Aslında askeri yetenekleri çok kötü değil. Bunu şövalye yapabiliriz. Dinle değiştirsin. Ama çok sıcak bakmıyor sanki bu. Bunu ev hapsindense hapishaneye atalım. Bu yine kabul etmez. Bunu bir şekilde ne etmemiz gerek. Hak iddiası yok üzerinde. Bunu para da vermiyor. Bunu salalım. Bir de cellat yapalım bu herife. Bedavaya çalıştırırız.
Bir sürü de tutsak varmış. Bunların hepsini para karşılığı salabiliyor muyuz? Sen kimdensin? Senin ne yeteneğin var abla tam olarak? Hiçbir yeteneğin de yok. Sen git. Bu kim? Ya bu fena değilmiş aslında. Bayağı savaş gazisi falan. Ama korkakmış da aynı zamanda. Bu bir işimize yaramaz. Dinini değiştirelim, salalım bunu gitsin. Para da vermiyor kimse bunun için. Bu da aynı şekilde bir işe yaramaz. Bunu da sal. Sajan, bu nereden gelmiş bu herif? Ailesi mailesi bir şey de yok bunun. Ama yetenekliymiş. Bunu rekrut edebiliriz. Ama dinini değiştirsin. Tamam, bir bu çocuk kaldı. Trabzon'un varisi olan çocuk. Tamam, devam edelim tekrar yağmalarımıza. Burada yağmalanacak bir burası kaldı. Sonra Gürcistan'a da gidip yağmalayabiliriz. Bayağı paraları da var. Zenginlermiş. Bayağı zenginlermiş hatta. Tamam, buradaki işimiz bitti. Buradaki de bitti. Şu herif bizim toprağımıza geliyor yağma yapmaya. Kim bu? Gel buraya gel. Aha, Trabzon ordusuyla karşılaştık. Hemen yardıma gidelim bizimkilere. Zaten alıyoruz da. Çok zayiat vermeyelim. Güzel, güzel. Tamam, oraları dağıtalım şimdilik. Tamamdır. Yapabileceğimiz ne var başka? Bir düklük title'ı yaratabiliyoruz. Bunu yaratalım. Kime verelim peki? Diğer oğlumuza verelim bunu da. Takılsın burada. Oğlumuz bizle müttefik olmak istiyor. Olsun. İki tane çocuğa da şekilde gardiyan atayalım. Onun dinini değiştirmeyelim yani kültürünü. Bir tane daha şövalye yapabiliyoruz. Bu herif de iyiymiş. 20 gücü var. Tamam, yapalım bunu. Çok iyi. Orada hasarımızı art diyeceğim. Ha, bir sohbet muhabbet edip sosyalleşecekmiş Kort'ta. Bir tane çocuk bakıcısı atamamızı istiyor da bundan önce bir eventimiz geldi. Bizim oğlan vergi toplayıcı olarak çok çalışıyormuş. Ne istiyorsun peki? Biz de ona yardım edeceğiz biraz. Tamam. Şu herif de cellat olarak çok kötüymüş. Kovuyorum bunu. Gönderiyorum da gitsin krallığımızdan. İşimize yarayacağı yok yani. Kimi alabiliriz? Bu kadar para var şimdi. Kontrolümüzü arttırmak için devlet memuru atayalım. İki tane de bodyguard alabiliyoruz. Kimleri atayabiliriz? Bir tane var adam akıllı bodyguard olabilecek kişi. O bayağı para istiyor. Gerek yok zaten, çok suikast girişimi falan bir şey olmuyor. Bir tane vezir atayabiliyoruz. Vezir olarak şu oğullarımızdan birini atayabiliriz. Aynen, oğlumuzu atayalım. Başka adam akıllı atayabileceğimiz bir şey yok şu an. İşimize yarayacak. Tamam, şimdilik böyle devam edelim. Bir tane daha yeteneğimiz var. Bizim herif de ölmedi bir türlü ya. Sağdakini alın. Yağma hızını falan arttırıyor. İlk önce donanma hızımızı ve kuşatma gücümüzü arttıracak. Sonra da yağma hızımızı arttıracağız. Bir tane de varis atadım şövalyemize. Tamam, şimdilik böyle devam edelim. Şu Roma'ya bir savaş mı açsak ya? Buralardaki claimlerimi alabilirim aslında bir savaşıp. Tamam, başlayalım. Ordularımızı çağıralım. Şu diğer aile üyelerimizi de savaşa çağıralım. Özbek Kağan'ını savaşa çağıralım. Ve şu diğer Şah'ı çağıralım. Yine bir romantizm eventi geldi. Bunu geçeceğim. Çünkü dindarlığımız düşecek. Tamam, ordularımızı topladık. Ana orduyu İstanbul'a göndereceğim. Diğer orduyu da Trakya'ya gönderelim. Ya adamın ordusu da geliyor aslında. Çok ayrılmasak mı? Şöyle ben şuraya gideyim. İstanbul'a gelirsem, yani burada bekleyeyim. Benim bu tarafa geçerse. Tamam, İstanbul tarafına gidiyor şimdilik. Başkası da savaşta sanırım bununla. Şöyle mi yapsam ben de? Diğer orduyla birleştireyim. Aynen. Tamam, destek de geliyor. İstanbul'u düşürelim ve artefakt falan da kazanırız orada. Bir kızımız daha olmuş. Gürcistan kralıyla rehine takası yapabiliyormuşuz ama yapmayacağım. Ben çok daha güçlüyüm ondan. Hadi bakalım, İstanbul'da düştü düşecek gibi. Herif bizden artefaktini geri istiyor. Vermeyeceğim. Kaybetmeseydin abi. Kuşatmayı bitirelim bir an önce. Ha, bu Kort'a aldığımız çocuk Türkçe öğrenmiş. Bizle arkadaş olmaya çalışıyor. Onun kültürünü falan da değiştiririz yakında biz. Bu rehin aldığımız çocuk kim olduğunu sorguluyor. Ben de şey diyorum işte, ben senin amcanım. Çocuk bizi arasını bozmasın diye. Stratejik bir çıkmaz olmuş. İki stratejiyi birden uygulayalım diyorum. Bu şekilde iki prensin de gönlü oluyor. Tamam, İstanbul düştü. İstanbul düştüğü gibi savaş da bitti. Gönderiyorum isteklerimi. Kabul edecektir muhtemelen hızlıca. Aynen öyle. Bizim karakter iyice artık ölüme doğru yol alıyor. Bana bir hediye getirmek istiyormuş bu kortumuzdaki karakter. Neler var? Bir kurt postu var. Bir tane kolye var. Ve çiçek var. Kurt postunu alalım. Orduları da dağıtalım. Güzel. Bir sürü toprak kattık kendimize. Bina yapalım birkaç tane. Mesela Bursa'daki kalenin seviyesini yükseltelim. Ve diğer şu kasabaya da bir tane çiftlik yapalım.
Alttaki kasabanın... Burada askeri kamp yapalım bir tane. Dini tarikatı kurduğumuz şehre. Torunumuz için bir tane gardiyan atayacağız. Bu karakteri atayalım. İki tane de varis atayabiliyoruz şövalyelerimize. Bu karaktere bunu atayalım. Başka hangi karakterimizin varisi yok? Tamam. İki karaktere de varis atadık. Şurada fazladan bir düklük varmış elimizde. Onu başka birisine verelim. Kime verebiliriz? Çok toprağı olmayan Türk bir karakter. Tamam, bu karaktere verebilirim burayı. Tamam. Sonra Telesonya diye bir yer var. Tesalonika diye bir yer var. Onu da şu karaktere verelim. Burayı vermeyeceğim. Bu da bizim kendi toprağımız. Şu yeni aldığımız topraklardan biri. Onu da bu karaktere verelim. O da vasal olsun. Ve Teselya. Teselya'yı da henüz vasalımız olmayan bir karaktere verelim. Bu klana verelim onu da. Tamamdır. Hallettik bunu. Bir birliğimizi de station edebiliyoruz. Bir yere konumlandırabiliyoruz. Buraya konumlandıralım bayileri. Ve bu birliklerin sayısını biraz yükseltelim. Çok da para istiyor ama. Spy'leri yükseltelim. Bir 50 kişi daha. Şu kontrolleri bayağı arttırmamız gerekiyor. Yavaş yavaş düzenleyeceğiz hepsini. Bizim herif 80 yaşına geldi ya. Ölmüyor herif. Kültürde nasıl gidiyoruz ona bakalım ya. En son yeniçerileri açıyorduk, hala devam ediyormuş. Kültürü reformlamamıza gerek yok, gayet iyi zaten. Bir legend yazmamız için de yazar tutmamız gerekiyor, katip tutmamız gerekiyor saraya. Bir tane alalım, biraz şey arasın. Efsane yaratmaya çalışsın bizim için yazar. Bir sürü bir şeyler oluyor. Ivan Adrianopolis'te claim iddia etmiş. Ivan ne alaka ya? Edersen et, hiçbir şey yapamayacaksın zaten. Bizden bir hediye bekliyorlar. İkisine de bir hediye falan veremem şu an, çok para istiyorlar bunun için. Eksiye düşürüz yani. Vasalı diğer bir atabeyimize atacağız. O vasal olsun diye. Bu sayede de ilişkiyi düzeltiriz ve sorunları gideririz. Bu herif bize karşı bir entrika yapıyor. Ortadan kaldıralım entrikayı. Yapmayacaktın. Bakalım bir de ölüyken entrika yapsın. Vasallarla aramızı iyileştirelim biraz. Ortamızda bir event var. Şey diyor, sizin taht odanıza diyor gizli bir geçit yapabilirim diyor, herhangi bir durumda kaçmanız için. Veya diyor gözetleme delikleri yapabilirim, spy holes. Bu sayede size karşı entrika düzenleyenleri rahatlıkla bulabilirsiniz diyor. Gözetleme delikleri yapsın. Bir entrika falan düzenliyorsa rahatça buluruz. Bir tane de artefaktimiz var. Edesa'nın resmi diye. Onu da koyalım buraya. Bonuslarını versin bize. Bir tane de court yapalım. Tamam, ilk davamızda ne olmuş? Atabey Bayram bayağı sinirli bir şekilde gelmiş. Aralarında bir yağma problemi olmuş bizim oğlumuzla. Oğlumuzu savunalım, hiç şey yapmayalım. Tamamdır. İkinci davamız. İki karakter arasında bir düşmanlık varmış. Bir de bir hani aralarındaki şeyi bitirelim, düşmanlığı. Bu vasalımız geldi diyor ki insanların yani bu halkın şehirde silah taşıyarak gezmesine izin veremeyiz diyor. Şehirlerin içinde silah kullanılmasını yasaklayalım. Yani yasaklayalım, hiç tehlikeye atmayalım. Davalarımızı bitirdik bu şekilde. Biraz da eksi paraya düştük ama ya. Ne yapabiliriz? Şu çocuğu salacağım. 200 para versin bize. Eksi de kalmayalım. Ondan sonra sıkıntı çıkabilir. Karakterimiz akıl sağlığını yitirmeye başladı. İyice yaşlandığı için. Üsttekini seçelim. Stresi 78 azaltıyor. Hastalık kaptı. Ekstradan. Bu adam gidici artık zaten. Belli oldu. Çok yaşamaz. Bir sır ortaya çıkmış. Dostluk ilişkisi kaybediyoruz. Alttakini seçeceğim. Sırrını öğreniyoruz ama şimdilik bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde de adamlara şantaj yaparız eğer isyan falan etmeye karar verirlerse. Birisi daha kortumuza katıldı ve bize bağlılık yemin etti. Kararlardan alabileceğimiz bir şey var mı? Bakalım. Hacca gidemiyor mu karakterimiz? Ama ülkeye bir tura çıkarabiliyoruz. O da 2500 gold'a mal oluyor. Çok fazla. Hacca da gidebiliyoruz. Bu da 1200 gold. Gerek yok bence şimdilik hiçbirine. Üsttekini seçersek bu Songül denen karakter bize karşı sadık olacakmış. Bizim karakterin hastalığı ilerliyor. Riskli bir tedavi denedik. Semptomları ciddi oranda düşürdük. Bir tane de skill kazandık. Şu raid skillini alalım. Biraz yağma yapalım, etrafa yağma birlikleri gönderelim. Songül'ü hostage olarak, rehin olarak tutmaya devam edeceğiz. Şimdi bir event daha geldi. Kurt postu alalım yine. Şimdi bir ilk önce Bulgaristan'ı. Daha sonra da Sırbistan'ı yağmalayacağım. Bulgaristan'la başlayalım. Tamam, güzel, hızlı hızlı yağmalıyoruz. Şurada da birisi bizim toprakları yağmalıyor. Bir şey değiştirmeyeceğim. Ekstra bir güce ihtiyacımız yok bu entrika için. Ajanımız gücünü arttıracak bu entrika ile ilgili. Şu düşman yağma birliklerinde ezdik sayılır. Atabey'in vergilerini yükselteceğiz. Ekstra vergi talep edeceğiz adamdan. Yağmaya devam edelim. Adamı öldürdük. Bizim öldürdüğümüz ortaya çıktı ama sanırım. Şurayı da yağmalayalım. Yanlarına iki köy varmış orada. Böyle devam edelim. Başkentine kadar her yeri yağmalayalım. Şunun da önünü keselim. Adamın birlikleri de bayağı kaliteli. Ama bizim sayımız daha fazla. Tamam, salalım artık rehineyi. Madem bu kadar istiyorlar. Şu diğer ordumuzun üzerindeki altınları geri bırakalım topraklarımıza. Ve yağmalamaya devam edelim.
Konseyimizde boş bir pozisyon var. Güçlü bir vasalımız yer istiyor konseyde zaten. 17'de diplomatik gücü var. Onu atayalım. Bir de kontrolümüzü yükseltelim şu iç kısımlarda. Ben de title yaratabiliyoruz ama bu title'ları yaratmayacağım şimdilik. Paramızı biraz saklamaya çalışıyorum. Şu yağmalara devam edelim. Başkentini de yağmalayalım. Bezdirelim herifi. Bu sayede gücü de bayağı azalacak. Karakterimizin karısı öldü. Karakterimiz de tribe girdi. Vasallarımızdan birini aktarabiliyormuşuz ama yapmayacağım. Bizde kalsın vasal olarak. Atabey Umur'u da affedelim. Önceki suçlarından ötürü. Alttakini seçeceğim. Üsttekinden bir avantaj edinmeyeceğiz zaten. Karakterimiz yakında öleceği için. Bu adam bize karşı bir ordu topladı. Hemen kendi ordumuzu da yardıma gönderelim. Yetişir mi? Yetişti ama kaybettik. Alttakini seçeceğim. Hiç strese girmesin karakter. Şu orduyu da bir güçlendirmemiz gerekiyor. Ben anladım. Yetersiz kalmaya başladı. Hafif piyade sayısını 400'e çıkaralım. Ağır piyadeyi 500'e. Düz okçuları da 500'e. Mızraklıları da arttıralım. 400 olsun. Bir tane daha birlik oluşturabiliyormuşuz. Yeniçerileri bitirince yeniçerileri açacağım. 9 yıl sonra bitiyor zaten yeniçeriler de. Birisi daha bizim sarayımıza katıldı. Ve bize bağlılık yemini ediyor. Kazan Beyliği, halifeliği kendisine almış. O yüzden bizim dinimiz güç kazandı. Bu bizim vasalın topraklarını almak için savaş açabiliriz ama vasalı da çok güçlendirmesek mi? Tamam, alalım adamın claimlerini. Sonrasında çözeriz onu bir şekilde. Kadın hala romantizm peşinde. Herif 78 yaşına gelmiş, hastalık içinde ya. Adam gidiyor gidiyor, salın herifi. Hastalıktan kurtuldu. Bu herif 100 yaşını görecek, anlaşıldı. Tamam, ölüyormuş. Gidiyor herif. Şu vasalımızı atayalım. Bir de bu herif niye bize karşı böyle kinli davranıyor? Ha, bir de ayrılmak da istiyormuş. Adam bir av kazasına kurban götürelim bari. Şu esirlerden birini salabiliyoruz Bulgarlara. Salalım onu. Atabey Musa'yı affedelim. İlişkimiz iyileşsin. Niye bu herife rehine vereyim ki? Aa, anladım. Herifin 48 bin askeri varmış. Tamam, verelim bir rehine. Torunumuzu verelim. Tamam, bunu rehin olarak verdiğimiz için bize saldırmaz herhalde. Yani ona saldırmayacağımızı belli etmiş olduk. Şuranın işgalini hemen bitirelim mi? Riskli bir tedavi deneyelim. Mucize oldu. Yine iyileşti adam. Benim rival'ım ölmüş. Rival... Bu kim ya? Sırada bize geldi, anlaşıldı. Bir nişan teklifi var. Kabul edelim. Bu herif de bizim toprağımıza girmiş. Hemen onu da durduralım. Bir tane de skillimiz var. Onda da ortadakini Gitanran'ı alacağım. Diğer genel piyade birliklerimizi güçlendiriyor. Başkentini düşürelim direkt, hiç uğraşmadan. Evet, padişah öldü. Yeni padişah geldi. 50 bin kişi umarım bana gelmiyordur. Bir yaşam stili seçelim. Stewardship arttıralım. Konseye kimleri koyacağız şimdi? Güçlü vasallarımız var. Konseyde yer isteyen. Mesela şu herifi ajan üstadı yapabiliriz. Tamam. Gazettin'den bir bok olmaz, geç onu. Valeri ne yapacağız? Vallahi bunların hiçbirinden bir şey olmaz gibime geliyor. Düz kendi vasallarımızı atayalım. Bu devlet memuru olarak atadığımız adamı hazine bakanı olarak da yerleştirelim. Ve bir de Maraşel'e ihtiyacımız var. Murad'ı koyalım kardeşimize. Bizden sonra gelen varis de Murat sanırım. Tamam, şimdi kimi atayabiliriz başka? Bu adamlarla bir işimiz kalmadı. Bizim herifin ama kral olarak kabul edilmesi için birkaç şey yapmamız gerekecek. Şimdi bayağı bir isyan riskimiz var. Bu prensimiz kabul edilene kadar. Bu herifi öldürtelim. İsyan planlıyor o. Ama bu herif hem konseyimizde de çalışıyor. Kendini mi öldürecek şimdi, anlamadım ben. Neyse, öldürelim bir şekilde. Fark ettirmeden adama kendi kendini öldürteceğiz. Oğlunu başa geçiririz. Şu savaşı bitirelim, ondan sonra da iç meseleleri düzenleriz. Bizim karakter babasının gölgesinde olduğu için aldığı prestij aylık %10 artıyor ama stres de kazanıyor onun yaptıklarına yetişmek için. Şimdi benim birkaç tane müttefik edinmem gerek hemen. Kardeşlerimizden birisiyle müttefiklik yapalım. Hatta diğer iki kardeşimizle de yapalım. Tamam, biraz sağlam almış olduk kendimizi. Moğolların ordusuna da yakalanmazsak çok güzel olur. Şimdi o kadar beylik kazandık ve padişah öldükten sonra sıkıntı yaşayacağız. Bu Moğollar geliyor, çok pis. Kaçsa koş olur hiç uğraşmadan. Adamlar herkesi dümdüz etti ya. Tamam, biz isteklerimizi gönderelim, bu savaşı bitirelim. Orduları da dağıtalım, dinlensinler. Çünkü isyan çıkacak gibi duruyor.
Ve herifi bir an önce gebertmemiz gerek. Bir an önce öldürmeliyiz. Herif milleti gaza getiriyor. İsyan çıksın diye. Şimdi parayı falan koruyalım. Hiçbir şeye para harcamayalım şimdilik. Şu işleri bir yoluna koyduktan sonra her şeyi toparlarız tekrar. Bir av eventi geldi. Av eventini gerçekleştirelim. Bir de kortumuza bakalım. Bir olay var. Onu inceleyelim ne olmuş. İki şövalyemiz arasında bir rekabet varmış. Aralarında bir düello yapmalarına izin verebiliyoruz. Kılıçlarını alıp normal eğitim kılıçları vererek dövüşmesini sağlarsak hiçbiri de ölmüyor. Eğitim kılıcıyla dövüşsünler. Zaten her türlü birbirlerine rakip olacaklar. Bir de hızlıca bir kort yapalım. Hükümdarlığımızın meşruiyetini arttıralım bu şekilde de. Şimdi ilk davada o bizi entrika düzenleyen herif böyle hain planlar yaptı ortaya çıkmış. Şimdi buna ne yapabiliriz? Herifi tutuklayabiliyoruz. Tutuklarsak tiranlık kazanmış oluruz ama diğer vasallarımızın bize bakışı değişiyor. Adama tehlikeli oyunlar oynuyorsun. Dikkat et diyelim. İkinci davamızda da bu Konur Alp Tımarı'nı yöneten adam gelmiş bizden ne istiyor? Ha, orayla görevli olan A bu tımarların durumundan şeymiş bir habermiş ve görmezden geliyormuş her şeyi. Ha, bu Gündoğdu diyor ki yaptıkları şeyler Türkleri canavar gibi gösteriyor diyor. O yüzden izin vermedim diyor yapmalarına. Şimdi bizim adamın dediği doğru mu acaba? Şimdilik kabul edeceğiz mecburen çünkü zaten etmeyelim ya. Aramızdaki kültürel kabullüğü de düşürüyor. Yaptırmayalım bunu. Ve son davamızda Bursa'da bir tane kafir bir imam varmış. Aslında kadınmış hatta. Bu da bizim dinimize uymuyormuş hiç. Atabey Yahşi de diyor ki bu meseleyi acilen düzeltmemiz gerek diyor. Bir şeyler yapalım diyor bu konu hakkında. İlk seçenekte şunu diyebiliriz. Daha fazla insanın Allah'ın sözlerini yaymasına ihtiyacımız var. Hapsattırabiliriz bu kişiyi. Veya bunu baş imamımız yapabiliriz. Baş imam olabilir yani bu kişi. Biz bunu baş imam yapalım. Bey buyruk yani ona da karışmaya versin. Tamam. Şimdi dindarlığımız çok kötü durumda. Stresimiz de çok kötü durumda. Bizim herif kafir ilan edilecek az kaldı. Bir event de geldi. Ya haşhaş bağımlısı olacak ya melankolik olacak. Üsttekini seçeceğiz. Adam gitsin biraz rahatlasın diyeceğiz ama elde de dindarlık kaybediyor. Şimdi ben bu dindarlığı çözeceğim. Muhammed'in sakalını veya hırkasını alıp sarayımızda tutarsak bize dindarlık olarak geri döner bu. Neredeydi Muhammed'in sakalı? Kaçırdık mı yoksa? Burada Muhammed'in mührü var, Muhammed'in dişi var ve Muhammed'in sancağı var. 750'den satıyor bunu sahipleri. Muhammed'in mührünü alabiliriz aslında. Kimdeymiş bu? Bu herifte. Çok uzakta olduğu için onu istemiyoruz. Ne arıyor peki bu ta? Orta Asya'da ne arıyor Muhammed'in mührü? Yok mu başka bir şey? Bu kimdeymiş? Bu da çok uzakta. Tamam. Muhammed'in pelerini alabiliriz. Veya dişini alabiliriz. Satmak da istemiyorlar. O zaman gider kaçırırız. Çalarız o zaman. Madem sende Muhammed'in mührü, gidelim sarayından çalalım hemen. Gel buraya. Bizim karakter stres manyağı olacak bu gidişte. Alttakini seçeceğim şimdilik. Savaş ilan edildi bana. 11 bin askerleriyle. Benim ordumu hemen geri toplamam gerek. Disband edelim. Candaroğulları bize bir belge gönderdi. Şunları kabul et falan diyor. Hiç bok kabul etmiyoruz. Ben herkesi bir yardıma çağırayım. Kaç tane de paralı asker alalım. Öderiz bir şekilde. Peçenekler var. Tatarlar var. Kumanlar alalım. Atlı okçuları. Aynı anda bir sürü savaş çıktı ya. Neyse ordumuzu iyice bir toparlayalım. Herifi de öldürttük. Hanedan üyelerimizi de yardıma çağıralım. Yapacak bir şey yok. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bizim müttefikler niye? Birisi bağımsız olmak istiyormuş. Kim bu? Ya git hadi ol. Ben halledeceğim ama seni. Bizans'taki kremleri geri alacağız zaten. Hiç önemli değil. Hiç sıkıntı yok. Şimdi burada iki tane ordumuz var. Bunları birleştiremiyor muyuz? Bir de ordunun başına kimi koyabiliriz? 28 gücü olanı koyalım. İsyancıları da dağıtmaya başlayalım ama kalabalıklar biraz. Bunları tek tek yakalamamız gerek. Bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar.
Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve videoların devamını takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.